Sevgili seyirciler, dün Kars Ziraat Oda Başkanları'yla görüşme yaptık ama bugün DİGOR Ziraat Oda Başkanı Sayın İsmet Akı, bir de Kars İl Koordinasyon Başkanı yine İsmet Akı ile birlikteyiz. Efendim dün çok daracıktı, bazı sorularını soramadık. DİGOR'daki hizmetlerinizi anlatır mısınız? Öncelikle size teşekkür ediyorum böyle bir zaman ayırdığınız için. Biz 2010 tarihinde Ziraat Odası'nı ilk kez DİGOR'da kurduk. Daha önceden Ziraat Odası yoktu. 2010'da Ziraat Odası'nı kurduktan sonra DİGOR'daki çiftçilere ne yapabiliriz, ne edebiliriz? DİGOR'da hemen 2011 tarihinde bir Ziraat Odası'nın bünyesine bir kepçe aldık. Kepçelerle arazilerimiz çok taşlı olduğu için taşları temizledik. 2012-2013 tarihlerinde Serhat Kalkınma Ajansı'na bir proje sunduk. Projede bir balya makinesi, bir taş toplama makinesi, 50 çiftçimize eğitim ve sertifika verdik. 50 tane çiftçimizle Konya Tarım Fuarı'na götürdük. 2014 tarihinde yine tarım danışmanları çalıştırdık. Tarım danışmanlarımız iki tane ziraat mühendisi, bir tane veterinerler olmak üzere bunlar aile hekimi gibi. Yani aile hekimi hastanelerde oluyor ya, bizim de çiftçilerimiz danışman olarak çiftliklere gidiyorlar, işletmelere gidiyorlar, çiftçilerimize eğitim veriyorlar. Ve aynı tarihte yine bizim odamıza bir hizmet binası aldık. Tarım Kredi Kooperatif binasında Tarım Kredi Kooperatif binasını satışa çıkarttılar. Biz onu Ziraat Odası'na aldık. Ve 2014 tarihinde yine çiftçilerimize eğitim hazırladık. Fuar şeylerimiz oldu. 2015 tarihinde iktisat işletme kurduk. Odamızın bünyesinde bir şirket kurduk. Bunu niye kurduk? Bizdeki çiftçilerimiz tarım malzemesini çok rayiş fiyatlara alıyordular. Yani dışarıda aldıkları zaman çok aşırı derecede rayiş fiyatları görüyorduk. Biz bunu hemen Konya'da bir tarım makinalarıyla bir sözleşme imzaladık ve odamızın bünyesinde iktisat işletme kurduk ve tarım malzemesini satışına başladık. Çok uygun bir fiyata, yani hiç kar etmeden çok güzel bir fiyata çiftçilerimize temin ediyoruz. Artı Ziraat Bankası'na anlaşmalı %75 faizini devlet karşılamak üzere çiftçilerimize o konuda destek görüyorlar. Ve 2016'da yine birkaç tane fuara katıldık. Eğitim merkezleri düzenledik. Çiftçilerimize eğitim verdik. 2017'de de bir proje sunduk TANAP'a. 1 milyonluk bir proje. Projenin içinde makine ekipman var. Eğitim merkezi kuracağız. Çiftçilerimize eğitim vereceğiz. İnşallah projemiz en yakın zamanda geçer. Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanımıza da söyledik. O da referans oluyor. İnşallah projemiz geçer. Çiftçilerimize faydası olur. Peki. Teşekkür ederim başkanım. Evet, bizi izlemeye devam edin. Biz artık araştırma, bir sürü standları gezeceğiz. Bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.